Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızın yarın oynayacağı Galatasaray maç öncesinde bir değerlendirme videosu yapacağız. Maçı tahmin edeceğiz. Muhtemel kadroyu tahmin etmeye çalışacağız. İki takımdaki son durumu değerlendireceğimiz. Sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video geldi. Birkaç gündür video çekemiyoruz. Neden çekemiyoruz arkadaşlar? Hani çok ekstra konular olmadığı için sizlerin de zamanınızı almamak adına videolara 1-2 gün ara verdim. Tabii ki maç önü, maç sonu videolarımızda zaten en çok konuşmaktan keyif aldım. Özellikle Trabzonspor takımımızın galip geldiği maçlardan sonra video çekmeyi çok seviyorum. İnşallah o günler geri geldi. Bu milli ara 10-11 günlük bir ara oldu. Gerçekten hani biraz kısır bir dönem geçti. Çok fazla da bilgi akışı olmadı. Transfer dönemi kapandı. Zaten transferi çok erken kapattık. Son dakika golü olur mu diye bekledik. Olmadı arkadaşlar. Ve Galatasaray maçı geldi. Şimdi bundan sonraki süreç 3-3 yaptık. Gayet güzel giden bir Trabzonspor takımı var. Belki Giresunspor maçında çok fazla isteneni veremedik ama Roma maçından dönüp Giresun maçını kazanmak zaten muhteşem bir işti. Bu kadar uzun yolculuklar yaparak bir gün antrenmanla tekrardan Giresunspor maçına çıkmak, 4-5 tane eksikle beraber gidip oradan dönmek, 3-3 yapmak önemliydi. Çünkü Galatasaray maçı ne kadar ligin daha 4. haftası da olsa final niteliğinde arkadaşlar. Bu tarz maçlar hem kulübe prestij, oyunculara özgüven hem de puansal anlamda rakibinden geri kalmaman adına kazanman gereken, kazanamıyorsan kaybetmemen gereken maçlar. Özellikle içeride kazanman lazım ama. Bizim de kazanacak güce ve oyuncu kitlesine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi ben öncelikle Galatasaray'dan başlayacağım. Sonra Trabzonspor takımımıza geleceğiz. Muhtemel 11'i söyleyeceğiz ve videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bir de maç tahmini yapacağız tabii ki de. Şimdi Galatasaray Giresun'a içeride 2-0 galip geldi. Giresun'da kendi sahasında oynadı. Rahat bir galibiyet aldı Galatasaray. Pardon, deplasmanda. Daha sonra içeride Hatay ile 2-1 karşı karşıya karşılaştı ve 2-1 sonuçlandı maç. Şimdi Hatay'a karşı çok fazla iyi oynayamadığını düşünüyorum ben Galatasaray takımının. Hani biraz hafızamı zorluyorum, izledik maçları ama çok dikkatli izlemiyoruz Trabzonspor maçı gibi. Ama Hatay gol atmasını başardı. Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa takımı arkadaşlar, şunu söyleyebilirim sizlere. Hani Galatasaray takımı öne geçti. 2-0'dan geldi Kasımpaşa takımı. Kasımpaşa takımı çok rahat pozisyonlar yakaladı. Galatasaray takımının defansında ciddi zaaflar olduğunu biz bu maçta görebiliyoruz. Hani Giresun zaten ligde golü yok. O maçı saymıyorum. Hatay geldi attı. İşte Kasımpaşa 2 tane attı. Yani Galatasaray takımı gol yiyebilen takım. Sıkıntılı bir defans hattı olan bir takım. Ve Fatih Hoca hala istediği 11'i kuramadı arkadaşlar. Bizim maçımızda Muslera'nın yetişip yetişemeyeceği konuşuluyor şu anda. Oyuncu... mesela Galatasaray takım bugün geliyor, Muslera yarın gelebilecek, yetişebilirse. 24 saatlik bir uçuşu var Muslera'nın. Neredeyse hiç idmana çıkmayacak, belki de maç saatinde direkt maça gelecek arkadaşlar. Öyle bir şey konuşuluyor. Tabii bu tamamıyla oyuncuyla alakalı. Oyuncunun fiziksel durumu nasıl bilemeyeceğiz, mental anlamda bilemeyeceğiz, yorgunluğunu bilemeyeceğiz. Muslera çıkıp oynarım derse oynar ama yorgunum derse kenarda bekleyecek. Bu maç saatinde belli olacak. Sasha Boy sağ kanatta, sağ bekte oynayan önemli bir oyuncu, çabuk bir oyuncu. Vakayeme ile hafta içinden beri Sasha Boy ve Vakayeme'nin arasındaki mücadele konuşuluyor. Hangisi daha üstün geleceği konuşuluyor. Tabii bu konuşulması bile komik. Vakayeme her türlü karşısına kimi koyarsan koy katlar geçer biliyorsunuz. Önlemin önüne bir önlem daha alıyorlar, onu da geçiyor biliyorsunuz. Hani Sasha Boy büyük ihtimalle olmayacak. Galatasaray sitesinden yırtık olduğu açıklaması yapıldı. Birkaç hafta Sasha Boy yok. Dün antrenmanda sakatlandı. Arda'da bir sakatlık var, devam ediyor, olmayacak. Barış Alper'in parmağında veya kolunda bir sakatlık var. Olup olmayacağı maç saati belli olur. Zaten Marco da cezalı biliyorsunuz. Marco da biliyorsunuz takım arkadaşına darp yaptı sahanın ortasında. Federasyon Galatasaray takımından daha çok ceza verdi. Bunu da altını çizelim. Galatasaray takımının defans hattındaki sıkıntıdan dolayı ve transferde yapamadığı için Marco'ya mecburen affa gitmek zorunda kaldılar. Ama bir takım anlamında, büyük bir takımın yapmaması gereken bir karardı, almaması gereken bir karardı diye düşünüyorum ama çok fazla da ilgi odağım değil. İlerleyen süreçte artık birbirlerini döverler diye düşünüyorum. Artık maçlar hep böyle güllük gülistanlık olmayacak. Sıkıntılı bir döneme girdikleri zaman da tekmeler, yumruklar havada uçuşur diye düşünüyorum. Bu çünkü bir emsal karar gibi geliyor bana. Tabi orası bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Şimdi Galatasaray takım arkadaşlar, hani çok fazla kadrosu oturmuş bir takım değil hala. Şimdi Muslera'yı oynatıyordu. Sağ bekte Sasha Boy'u oynatıyordu. Şimdi kim oynatacağını bilmiyorum. Acaba üçlü savunmayla mı gelir? Alparslan'ı da koymayı tercih ediyor biliyorsunuz. Luyendama yapıyor. Nilsson, Alparslan veya Alparslan'ı sağ beke mi koyar? Artık
Fatih Hoca stratejik anlamda artık hamle yapacak Sasha Boy'un olmasından dolayı. Sağ bekte Sasha Boy'un yerine kim oynatacak göreceğiz ama Luyendama ve Nelson oynatıyor. Van Aldo'yu da sol bekte oynatıyor. Hani defans hattı aslında Van Aldo bayağı iyi bir oyuncu. Biz de ismi geçti. Biz de istedik biz bu oyuncu aslında transfer döneminde. Nelson geldi birazcık hareket kattı mı, çabukluğu ve agresifliği var. Devamlılığı var oyuncunun. Bakalım orta sahanın ön liberosuna Berkan'ı koyuyor. Taylan'ı koyuyor. Fegoli'yi sağ tarafa koyuyor. Oradan Barış Alper'i çıkartıyor. Sol tarafa Kerem'i koyuyor. Kerem biraz daha forveti arkadan desteklemeye çalışıyor. Önlerinde arkadaşlar Morutam ve Seldao'yu oynatıyor. Ve ileride de Cagney'i oynatıyor biliyorsunuz. Hani yeni transfer ben Galatasaray takımının şu kadrosunu şimdi billahi Fegoli'yi koyabilir Barış Alper'in yerine diye düşünüyorum ama 3 tane yerli yapması gerekiyor. İşte Alparslan'ı sağ beke koyar. Kalede işte yerli bir oyuncuyla mı çıkacak? Kerem'i koyuyor biliyorsunuz. Ortaya Berkan'ı koyuyor. Yani Fatih Hoca'nın da bir matematik yapması gerekiyor bizim maç için Galatasaray takımında. Şimdi Galatasaray takımında son durumlar bu. Sasha Boy kesinlikle yok. Sakatlığı var. Arda kesinlikle yok arkadaşlar. İleride Fegoli'yi koyar diye düşünüyorum ben. Kalede Muslera'nın yanına yerli bir oyuncu koyarsa işte Kerem var, kaleci var ve arkadaşlar orta sahada da Berkan var. Bu şekilde çıkabilir. Ya da Alparslan'ı koyar, kaleye Muslera'yı koyar diye düşünüyorum ben. Benim kafamdan geçen kadrosu bu. Trabzonspor takımımız 3'te 3 yaptı biliyorsunuz. Gayet başarılıyız. Şimdi Trabzonspor takımında sakatlarımız var. Şimdi Trabzonspor cephesine gelelim hemen. Ben notlarıma bakıyorum. Şimdi Abdülkadir Ömür takımlı antrenmanları başladı. Dorukhan takımlı antrenmanları başladı. Cornelius başladı. Perez başladı. Tronsen ve Cervinho, Canini arkadaşlar biraz sıkıntı var. Tronsen düz koşuları başladı. Bugün bir antrenman yapılacak. Tronsen'in katılıp katılmayacağını göreceğiz. Cervinho ve Canini arkadaşlar dünkü antrenmanda sakatlık yaşadılar. Bu iki oyuncunun maç saatinde belli olacağı konuşuluyor. Bugün antrenman var. Bugünkü antrenmana katılacaklar mı katılmayacaklar mı bize ipucu verecekler. Ama Cervinho ve Canini'nin sakatlıklar olduğunu duyuyoruz. Bakalım bu oyuncuların durumu da çok önemli. Şimdi bizim kadromuzda kalede Uğurcan Çakır. Sağ bekte Perez, Vitor Hugo, Edgar. Sol bek çok önemli arkadaşlar. Sol bek çok önemli. Ben sol beke Stefano Densville koyacağını düşünüyorum. Bu maçta Stefano Densville koyacak. Neden koyacak? Abdülkadir Ömür'ü öne koyacak. Berat'ı orta sahaya koyacak. Ve arkaya da Uğurcan Çakır olduğu için ben Densville hamlesini bekliyorum. Eğer orta sahada Berat'ı keser, Hamsik, Siopis, Bakasetas yapmak isterse hoca, o zaman da arkadaşlar sol bekte İsmail'i göreceğiz. Tronsen'in ben hafta içerisinde 10 günlük bir süreçte antrenman kaçırdığı, maç eksi bir tane Giresunspor maçını kaçırdığı için oranın en büyük adayı İsmail. Tabi hocanın kadro yapısıyla alakalı. Eğer ben Siopis, Hamsik yapıp orta sahada enerjik bir orta sahayla çıkayım, çabuk, daha seri bir orta sahayla çıkayım derse bu şekilde olacak ama benim kafamdan geçen 11 tekrardan söyleyeyim. Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar, Densville, orta sahada Berat, Hamsik, Bakasetas, sağ tarafta Abdülkadir Ömür, sol tarafta Vakayeme, ileride de Cornelius arkadaşlar. Benim kafamdan geçen ilk 11 bu. Sizin ilk 11'iniz de çok önemli. Trabzonspor takımımızın maçın başında baskılı başlayacağını altını çizeyim. Özellikle iç sahada oynuyoruz. Taraftarımızın gücü de var artık ve Galatasaray'a karşı bir üstünlük kurmak isteyecektir maçın başında. Galatasaray takımı eğer 10-15-20 dakikalık süreci atlatabilir ise biraz daha rahatlayacaktır. Ama biz Galatasaray takımını çok rahat yenebileceğimizi düşünüyorum. Nedense bu videoyu çekmeden önce maçın skorunu kafamdan geçiyorum. Nedense benim kafamdan hep 2-1 geçti arkadaşlar. Biz 2 tane gol atabileceğiz onları diye düşünüyorum. Onlar da bize öyle veya böyle 1 tane gol atar diye hesap ediyorum. 2-1. Maksimum böyle 3-1 gibi bir skorla biz galip geleceğiz diye düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Trabzonspor takımımızın hani eksikleri bu şekilde. Tabi bakıldığı zaman Cervinho Canini'nin olmaması tabi çok önemli hamlede eksiklikler yaratır. Yusuf Sarı hamlemiz var. Abdülkadir Parmak var. Dorukhan var. Yunus Mallı var. Yani aklıma şu anda arkadaşlar bu oyuncular geliyor. Defansif anlamda saymıyorum. Canini ve Cervinho hamle anlamında çok önemli. Özellikle Cervinho'nun ikinci araya soktuğumuzu hesap etsek bu maçta bize çok büyük işler yapacağını düşünüyorum. Trabzonspor takımımızın bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Galatasaray takımı 7 puanda. Biliyorsunuz Kasımpaşa'yla beraber kaldı 2-2. Biz 9 puandayız. Hem puan açma adına hem de prestij anlamında hem de kalite anlamında biz daha iyiyiz. Galatasaray takımın transferleri var. Evet fena takım olmadılar ama bana sorarsanız Beşiktaş ve biz, daha sonra Fenerbahçe, arkasından da Galatasaray geliyor kadro yapılanması, kadro anlamında. Ve Kasımpaşa maçını izlediğimizde de çok üstünlük sağlayabilmiş bir Beşiktaş takımı, Galatasaray takımı yok.
Diğer maçlarda da aynı şekilde kafa kafaya giden bir Galatasaray takım var. Biz ama resmen oyunu domine eden, oyunumuzu kabullendiren bir Trabzonspor takımı. Önde basan, önde oynayan, istediği an pozisyona giren, gol üretebilen bir Trabzonspor takımımız var. Bu milli arayı nasıl geçirdiğimizi göreceğiz. Milli oyuncularımız kazasız belasız geldi. Güzel oldu bizim için. Bakasetas şovunu yaptı geldi. Cornelius son 5 dakikada olsa girdi, golünü attı, moralli geldi. Trabzonspor takımımıza canı gönülden başarılar dilerim. İnşallah arkadaşlar bu maçı kazanan taraf biz olacağız. Yolumuza emin adımlarla gidiyoruz. Abdullah Hoca da rekordan rekora koşuyor. Trabzonspor takımımıza başarılar diliyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımıza 61 bin limiti koydum. 61 bine geldiğimiz zaman 4 tane çok önemli futbolcunun formasını vereceğim. Lütfen beğenelim, yorum yapalım, düşüncelerinizi, ilk 11'inizi yazın ve destek olun. Arkadaşlarınızı getirin, ailenizdeki arkadaşlarınızı getirin, kardeşlerinizi getirin. Kanalımızı hızlıca bir büyütelim. Sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Bu kanal hepimizin kanalı biliyorsunuz. Bunu da ekleyerek arkadaşlar herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomuz sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.